الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Mehmet, tahmin et, nerede yapacağız? İnşallah layık alanda. Çok güzel. Geçen söyledi abi, çoktan beri yapmadım. Burada yapmadım da, değişik yerlerde yapıyorum. Öğrenim arasında uzun zaman oldu. Evet. Layıkaların özelliği şudur. İlmi siyasettir. Kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam, siyak, sibakını, sucunun, gussun, hattun, zahrun, muttala, sari, ima, delaleten, işareten gibi bunları kullanma yöntemidir. Mesela kim kime, neyi ne zaman nasıl anlatacak, yapacak, tarafkir olacak. Bugünkü dersimiz laikalardan tarafkirlik konusu. Laikalardan. Sayfa çeşitli yerlerden toplayacağım. Mektubat 35, Lemalar 22, Kastamonu 25, Kastamonu 75, Kastamonu 207, Mektubat 344, Lemalar 56, Sözler 172. İnşallah bunları planladım. Kardeşim o kadar mühim, o kadar mühim ki. Feveylül lil musalli. Nedir o manası? Yazıklar olsun namaz kılanlar. Namaz kılanlar. Zaten namaz kılmayanlar zaten iş yapmıyor. Niçin? Namaz kıldıkları halde, dindar oldukları halde dinleri dar. Dinleri kendileri olmuş. Onlara diyor, ayıp açık beyanat geldiği halde diyor, kendi hevai nefislerini mabut yaptı, ona tabi oldular. Haddallah. Allah ile had yarışına girdiler diyor. Allah böyle, onlar da böyle. Yani Allah bir şey söylediği zaman tabi olması gerekirken kendilerine tabi oldu. Şimdi tarafgirlik külliyattan toplanmış. İlk önce Mektubat 35'ten okuyorum. Sözler yani külliyat Hazreti Ali, Tuba-i Cenneti meyveleri gibi tatlı ve güzel olan iman ve İslamiyet'i meyvelerini bak sözler, Tuba-i Cennet meyveleri gibi tatlı, güzel olan, tatlı ve güzel olan iman meyveleri, iman ve İslamiyet'i meyvelerini ve saadet-i dareyn, saadet-i dareyn, iki saadet, dünya ve ahiret, saadet-i dareynin measinini, measini gibi hoş ve şirin öyle neticelerini göstermişler ki görenlere ve tanıyanlara nihayetsiz bir tarafkirlik ve iltizam ve teslim hissini verir. Yani külliyatı gören, yani dünya ve ahirette imanın, İslam'ın o kadar güzel ve tatlı meyvelerini gösteriyor ki onu dinleyen, dinleyen insaf varsa külliyatı nihayetsiz onu gören nihayetsiz bir tarafgirlik, bir iltizam, bir teslimiyet hissini verir. Mektubatımı getirir misin? Yani? Malum. Tamam, sağ ol. Şimdi iltizam nedir arkadaşlar? Kabullenme mi iltizam? İltizam. Tarafkirlik diyorduk abi ama burada tarafkirlik de geçiyor. Tamam, tarafkirlik. Yani peki teslim nedir? Kabul oldu. He? Kabul oldu. Kabul oldu. Kabul diyorsun. Peki nerede anlatıyordur bu? Gene mektubatta anlatıyor arkadaşlar. Teslimiyeti mi abi? Yani iltizamla iman nedir, İslam nedir diyor. Hatırladın mı? Nerede anlatıyor? İslam. Yani hatırlayamadım da. Nasıl hatırlamadın? İslam şudur.
11. mektup. Ama bul bakalım. İslam budur, İslamiyet budur. Evet, tamam. İslamiyet'dir. İman tamam. Nokta nokta'dır. 9. mektup. Aç abim. İslamiyet iltizamdır, iman izandır. Ha, bir dakika. Bir daha söyle yavaş. İslamiyet iltizamdır, iman izandır. Tabiri diğerle? Tabiri diğerle İslamiyet hakka tarafgirlik ve teslim ve inkiyattır. Kim bir daha söyle sorun. Ha? Tabiri diğerle ha. İslamiyet hakka tarafgirlik ve teslim ve inkiyattır. Ha. Teslim, bak burada dedi ki, Risale-i Nur'un derslerini beraber kullanacaksın ya, külliyat-ı külliyattayız ha. Risale-i Nur, imanın ve İslam'ın hem dünyada hem ahirette o kadar güzel meyvelerini gösteriyor ki. İnsan onu dinleyince nihayetsiz bir tarafgirlik oluyor İslam'a ve imana. İltizam ediyor, teslim oluyor. Teslim hissini veriyor. Teslim neymiş? İslamiyetmiş. Teslimiyet neymiş? İslamiyetmiş. Ama neyle? Hakka... He. Tarafgirlik ve teslimiyet. Hakka. Peki. Adam, bak İslamiyet iltizamdır. İman izandır. İltizam lazım kılmak. Yani bu benim fıtratımdır. Fıtratımın lazımıdır iltizam. Ha? İman ise izandır. Nedir o iman? İzan nedir? Hakkı kabul ve tasdik. İzanın tanımı bu. Hakkı kabul ve tasdik. Peki İslamiyet nedir? Hakka tarafgirlik bir teslim ve inkiyattır. Tamam mı abiler? Böyle yazabilirsiniz. Ta lugatta. İman, hakkı kabul ve tasdik. Kabul ve tasdik. İslamiyet, hakka tarafgirlik ve teslim ve inkiyattır. Yani doğruyu gördüğümüz zaman bitti. Niye bu açıklamaya ihtiyacı duyduğunuz abi? Ulema ortasında İslam ve iman farklarını çok medar bahs olmuş. Burada diyor, bir kısmı ikisi birdir demişler, bir kısmı diğerleri ayrıdır. Yani İslam'la bir tanesi eylemdir, eylemseldir, bir tanesi içseldir. Mesela İslamiyet itikat değildir, eylemseldir, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, dikkat eder, zekat vermek, eylemdir. Allah'a inanmak, bakmak, ahirete inanmak. İman esasında itikattır, enfüstür. Peki ne getiriyor burada? İmanı var, İslam'ı yok. İslamiyet itikat mıydı, eylem miydi? Eylem varsa İslamiyet vardır, eylem yoksa İslamiyet yoktur. Çok acayip bir şey. Konumuzla dolayısıyla alakadar ama Bismarck o zaman eylemi var mıydı? İman etmişti belki ama. İman etti. Eylemini bilmiyoruz. Gizli gizli yaptıklarını. Çünkü afaroz ediliyorlar. Bazıları diyor ki, abi İslamiyetlerini niçin ilan etmediler? Siz de doğru bildiğiniz her doğruyu ilan edebiliyor musunuz? İslam memleketi olan Türkiye'de. Bak. Doğru bildikleri halde münafık olduğunu, niye dini cemaatten liderleri münafıktır demiyor? Bilmiyor mu? Münafık olduklarını biliyorlar. Onlar şüphemiyor. Niçin demiyor? Ha Bismarck'ta onun için diyemiyor. Yani mangalda kül bırakmıyoruz burada. Burası koltukta. Bu böyledir, nasıl demez, niçin demez? Orada onun konumunu düşündün mü? Bir kişi hakkında konuşurken onun
bulunduğu konum, durumları, psikolojisi, mazisi ve ortamı, işte siyaset bu. Ha? Kardeş, ferdi feritler tek tük çıkar. Peygamber Aleyhisselam tebliğ ettiği zaman bedelinin ne olduğunu, ne olacağını bilmiyor muydu? He Mehmet? Yasin? Biliyordu. Yani İslamiyet'in ilan ettiği zaman bedelini biliyordu. Peki Bediüzzaman Hazretleri Sufyan'a, Deccal'a karşı çıktığı zaman bedelini bilmiyor muydu? İşte böyle ferdi feritler toplumun, milletin can simidi gibidirler. Onlara ferdi ferit denilir. Allah o merkezde icraat yapıyor. Peki bunların en büyük düşmanları kimdir? Yanındakilerdir. Düşman karşıda olsa kolaydır. Düşman surun içerisine, kurt gövden içine girerse çok zordur. Ustadın en büyük düşmanı, tamam mı? Hasetlerinden. Şimdi bir insan niçin diyemez? Bakarsın konumu, zafiyeti var. Ne bileyim bekleyen şu var bu var yani diyemez ama demesi lazım. Çünkü herkes bildiğini söylemekle vaciptir ama ne zaman, nasıl onu sen ayarlayacaksın. Kaldıramayacağın bir yükü de yüklenmeyeceksin. Peygamber Aleyhisselam diyor ki Müslümana zillet yakışmaz. İki tane şey manasında söylüyor. Bir tanesi yapamayacağı bir işe girişmez. İkincisi ahmak şudur. Zillet yakar. Aynı delikten iki defa sırılmaz. Ama veli nimetlerimiz olan baştakilerin, yani bize mecra vereceği kişilerin söylememe bir lüksü yoktur. Böyle bir şeyleri yoktur. Yoksa gönül insan olma. Çık kardeşim derdiş. Hem hayır hahımız olacaksın. Hem biz de istikamete vesile olacaksın. Hem de susacaksın. Çekil orta. Milleti aldatma. Usta şöyle diyor bunlara. Niçin Darul Hikmet-i İslami hizmet edemedi? Birincisi, birbirlerine düştüler. Sonra gereken adımları atmayınca halka da aldattı. Mesela diyelim ki millet beni bekçi biliyor askeriyede, tamam mı? Cephanede. Onun için rahat yatıyor. Ben de tembellik yaparsam, burası tarumar olursa ne olur? Yani bazı insanlar risk almak zorundadır. Demek zorundadır. Dememek böyle şeyi yoktur. Çünkü mecburdurlar bunlar. Çünkü toplumu yönlendirmek de vazifelidirler. Peki ustad söyledi. Ustadı takip eden, önde gidenler bunları bilaperva diyeceklerdir. İlan edeceklerdir. Birinci şekil budur. Ferden ferde uğraşmazlar. Bunlar ilan ederler. Diyemezler. Şimdi okuyayım. Ve silsile-i mevcudat gibi kuvvetli ve zerrat gibi kesretli iman ve İslam'ın burhanlarını göstermişler ki nihayetsiz bir izan ve kuvvet iman verir. İzan anladık değil mi abi? İzan neydi? Hakkı kabul ve tasdik. Hakkı kabul ve tasdik. İzan. İltizam neydi? Şey, İslamiyet neydi? İltizamdır. İltizam neydi? Hakka tarafgirlik, teslim ve inkiyattır. Üç tanedir. Hakka tarafgirlik, teslim ve inkiyat. İman nedir? İzandır. Nedir o? Hakkı, kabul ve tasdik. Kabul ve tasdik. Tamam mı? İslamiyet neydi Gazi abi? Hakka tarafgirlik değil mi? Bir, tarafgirlik, teslim ve inkiyat. Taraf oldu. Sonra ne yapacaksın? Eyleme geçeceksin. Teslim? Ne oluyor? Teslim. Teslim ne demek? Seleme kökünden geliyor.
Teslim. Selamet. Dendiği gibi yapmak. Dendiği gibi. Sadaka. Yani hak bildiğin tarafın dendiği gibi. Evet. Mesela sadakat nedir? Tanımını yapar mısın sadakat? Dendiği gibi. Dendiği gibi yapmak. İhlas? Söylediği için yapmak. Dendiği için yapmak. Birisi gibi, birisi için. Sonra ilkel ne oldu? Var mı kalem? Bir kalem getirseniz. Ha? İlkel ne oldu? Eyleme dönüştür. Taraftar olursun, tersi olursun, eyleme dönüşürüz. Eyleme dönüşüp yaşıyorsun yani. Lafta kalmıyor. Bunu mesela bir öne verebiliriz abi bir şey. Mesela diyelim ki gündelik hayatta vereyim mi? Mesela İslamiyet biz Müslümanız. Teslimiz. Tamam mı? İslamiyet teslimdir. Yani? Teslim oldum. Yani kabul ettim yani. Tasdik ettim. İslamiyet'e mi teslim ettin? Yani İslamiyet teslimdir. Teslim oldum. Teslim olmak. Teslim olmaktır. Hakka teslim oldum. Hakka teslim oldum. Yani beşeriyetimi çıkartmıyor. Eyvallah. Yani kendime göre bir yorum yapmıyorum teslim. Kendime göre çıkarmıyorum. Kendime göre hem teslim olduğum yer var hem de kendime göre hareket ediyorum. Teslim ol. Yani koyunu kurban etmek gibi. Tamam. Teslim. Yani ben merkezli çözümünü yapmıyorum. O zaman in huva illa vahyu yuha. Tabi olacaksın. Veya bu taraf olacaksın. Veya nefsini, hevai nefsini mabut yapacak. Yani insan tapınmadan duramaz. Ya nefsine tapınır ya Allah. Yani teslim kardeşim, kendine göre hareket yapma. Hakka teslim olacaksın. Hakka tabi canım. İslamiyet hak. Sonra tarafkir ol. Teslim, inkıyat eylem. Ben şimdi bak, şeyi göstereyim size. Farkı. Gözünüzle görün. Sadakat, ihlas. Tek bir kelime fark var. Dendiği gibi yapmak gibi yapmak dendiği gibi bak şu fark şu gibi için. Mesela yapayım. Ne yapıyorsun? Namaz kılıyorum. Peki hangisine uydu? Ne yapıyorsun? Soruma kim cevap veriyor? İhlas. Niye yapıyorsun kardeşim böyle? Bu nedir? İhlas. Kendi için yapıyorum kardeşim. Namaz kılıyor. Bu ihlas. Ne yapıyorsun böyle? Dendiği gibi. Dendiği için yapıyor. Bu ne yapıyorum deyince ilk sorun namaz kılıyor. Bu ihlas. Böyle mi olur namaz? Dendiği gibi değil. Evet. Namaz böyle olacaktı, böyle olacaktı. Yani dendiği için var, gibi yok. O zaman İslamiyet'te şey yap. Nasıl olacak? Yani o zaman İslamiyetsiz iman çare-i necat değil diyor. Dedi ya. Evet. Hemen altında söylüyor. Yani İslamiyetsiz İslam, imansız İslam neyse, İslamiyetsiz iman da odur. Bak bir daha söylüyorum. Allahu Ekber. Ne yapıyorsun? Namaz kılıyor. Bu nereye gitti? İhlas. Ne yaptığıma verdiği cevap. Yani spor yapıyorum demiyor. Kilo veriyorum demiyor. Oyun oynuyorum, maskaralık yapıyorum, tiyatroculuk yapıyorum demiyor. Ne diyor? Namaz kılıyor. Dendiği için yapıyor bunu. Namaz kıl, emrine uydum. Dendiği için. Bana dendi ki, namaz kıl. Ben de kılıyorum. Peki namaz olur mu? Namaz olabilmesi için ihlas ve sadakat olması lazım. Dendiği için olacak, dendiği gibi olacak. Ama peki namaz olmaz. Niye? Namaz dendiği gibi olacak. İmanı var, İslamiyet. Şimdi
İslamiyetsiz iman. İyi olmaz diyor. Çare necat değildir. Peki nedir İslamiyet? İman neydi? Allah'ın Kur'an'ı kabul ettik. İslamiyet nedir? Kısacasını söyleyeyim. Allah'ın rububiyeti demek. Allah'ın Rabbi. Yani Allah'ın bize yapmamız gereken şeyi yapmak. Mesela diyor ki birisi çıkarsa size din adına Allah'ın dinine zıt bir fikir söyler. Din adına. Dindir der. Hizmettir der. Allah böyle der. Ama kişi de böyle der. Allah diyor ki benim dendiği gibi yapacaksın. Eğer bunu bir bildiği var deyip Allah'ın dediğini kenara konursa gene hadiste söylüyor. Haddallah. Allah ile had yarışında bulunurlar diyor. Mesela ama fiil ver dedin. Fiile veriyor. İslamiyet sadakat diyesek mesela buna. İkisi İslamiyet sadakattır. İmandır. Doğru. Zaten öyle ya. İkisinin cemi dindir. İkisinin cemi de cemine de şeriat denilir. Din ya. Elim o. Mesela Allah diyor ki haramdır. Adam diyor ki hizmettir yap diyor. Peki bu sadakatın içerisine söylüyorum. Allah'ın bir yap emri var. Bir de yapma emri var. İkisi de mesela yapma emrinde yaparsan yap emrinde yapmasan suçtur. Sadakat olmaz zaten. Evet. Mesela içkiyi terk et. Farzdır. İçki içiyor musunuz? Yok. Ha, niçin içmiyorsunuz? Niçin zina yapmıyorsunuz? Zinayı terk ediyoruz. Her Müslüman an ve an saniye içki ve kumar zinayı terk etme farzının sebebini kazanıyor. Dırrr. Niçin zina yapmıyorsun? Anladın mı? İlle namazı kılıp sevap yok. Yap emrinin sebebi var. Yapmamaya uyarsan an ve an sevap alıyorsun. Bunun için Hasan abi 24 saati 1 saat 23 saat değiştiriyor. Değiştiriyor. 1 saat değiştiriyor namaz hepsini. Mesela bak. Niçin içki içmiyorsunuz? Allah dedi ki içme. Ha, içmeme anın her an içmeme emrini itaattan gelen farz sebabını alıyorsun. İçen her an içmemeyi Allah'ın emrini muhalefet etmekten haram oluyor. Bir örnek vermiştim ya mesela sokağa değiştirdiğinde bu sokakta haram oluyor. Gitmediğin zaman bütün oradaki gelecek olan günahların hepsini yapmış oluyor. E tabi size lazım da ben uyguladığımı söylüyorum. Bu caddeden gidersen eczaneye gidiyorum. Bu yemeği ekmek alıyorum belediyede tamam mı? Gidiyorsunuz ya market eşya alacaksın. Olan bu caddede gidersem 12 dakika sürer. Ama uzun. Yani sakin, kimse yok. Buradan gidersen 5 dakika düz gider ama bir sürü reziller var. Amazonlar var. O Amazonları, haramları görmemek için sen uzun yolu da tercih ediyorsun. Belki içki olmayan markete gidiyorsun. Peki bu nedir? Allah'ın emri olmadan sen bunu yapamazdın. O zaman yapmamakla yapıyorsunuz. Takva neydi? Takva neydi? Değil mi? Bak, takva menhiyatlardan ve günahlardan içtinab etmektir. Peki günah nedir? Meniyat ilk önce yazayım. Meniyat nedir? Düşünmek lazım.
Aferin, menhiyat. Defi, mefa, sit. Nerede geçiyor söyleyebilen? Kastamonu 148. Peki, menhiyat, günahlar nedir? Terk, yabani. Gördün mü? Peki, bu nedir? Günahlardan uzak dur. Yapma. Bu, yap. Olmadı. Nasıl oldu? Terk-i kebair. Terk-i kebair. Aşağıda terk. Yapmamakla yapmak, yukarıdaki abi. He, tamam. Yapmamakla yapmak. Menhiyat, defi mefas. Kasamını açar mısın şey olmasın? Dur, bende var. Açtım abi. Aç abi. 148 açar mısın? Diyor, menhiyattan ve günahlardan içtinab et. Bak, o getirir misin? Ha, abi, kitaptan açmadım. Yanlış olmasın, çok önemli. Menhiyattan. Çabuk. 148. Eski değil mi? Eski mi? Eski, ha. Doğru, tamam. Bak, takva denilen defi mefasıt terk-i kebair usul esas olur. Tamam, doğru. Yani yapmayalım diye. Birincisi nedir? Menhiyat ve günahlar. Menhiyat budur. Defi mefasit. Günahlar da budur. Menhiyat. Defi mefasit. Yani uygulayayım. Terklerimiz. Kaynağını da söyleyeyim şöyle. Aklın terkleri, kalbin içtinapları, külliyattan topluyor. Terkler aklidir, yani terklerle kafa çalışır, günahlardan uzak durarak kalp çalışır. Terklerle bu çalışır, eylemle bu çalışır. Zikir, evrat, eskar, ibadetle bu çalışır. Aklı ilham gelmesi için, okuduğumuz kafamızda kalması için, bize mal olması için, okuduğumuzu anlamamız için, ilham ve ihsanlar okuduğumuz vasıtasıyla Allah ilham, sunuat, tuluat, işarat, rumuzat, ima, remiz, işari, ima, manaların gelmesi için terk. Sırf okumayla ilim olmuyor. Anlayış kıtlığı diyoruz ya, anlayışımızın artması için terklerin çok olması lazım. Abi nasıl? Zekavet burada yok kardeş. Zekidir, çok iyi bilir. Hayır. O kendisiyle boğuşuyor. Mesela Hasan abi, her bir zatın bir mağarası var ya abi. Mağara. Gidiyor yukarıda. Oradan ilham geliyor değil mi? Evet. Mesela Efendimiz'in mağarası var. Evet, Hira değil mi? Mağarası var. Her şey. İsa Aleyhisselam mağarasını bile var. Mandi dağlardı. Faran dağları. Musa Aleyhisselam'ın Turisina. Aferin. Böyle olunca beni de keyif veriyor ya. Ya. Senin mağaran neresi Mehmet? Dershane abi. Harika. Dershane. Peki bir nurcunun, bir Müslümanın mağarası neresi? Müslümana? Bir Müslümanın, bir nurcunun hususi mağarası. Hususi mağarası. Evi mi? Hususi evidir. Küçük cennetidir diyor Üstad. Mağarasıdır. Kadının dünyası evidir, odasıdır, mağarası orasıdır. Saadet hayatı orasıdır diyor. Kur'an'ı bildiğin zaman tereddüt yok. Ulan basayım mı basmayayım? Tereddütleri ortadan kaldıran nedir? Sünnet-i seniye. Bunlar bak ta. Şimdi bak ne kadar rahat gidiyorsun. Tereddüt yok. İnsanı en berbat, perişan eden tereddütlerdir. Laikalar bak oluyor değil mi Mehmet? Ama bu dersin sebep sensin ha. Yani laika istediğin için. Laikalar böyledir. Kendimizi tanımlıyoruz. Nerede, bak nerede, ne zaman, kime karşı duracağımızı gösteriyor. Kim, kime, nerede, nasıl.
Kim demiş, kime demiş, ne makamda ne maksatta demiş. Bunlar olmasa duman oluruz, duman. Duman olursunuz. O zaman da usul esas olmuş değil mi? Evet, onu da yazayım bak, onu da yazayım. Bu zamanda bu, şunu yazayım. Bir tane daha, kardeş, kırmızı getirsene şey. Git ya. Orada var, orada, öteki hemen, hemen orada göreceksin. Hemen altında var yani. Bak şimdi yazayım bak, o nedir? Başka ne olabilir? Ha, esas. Şunu yazayım da. Bu asırda, bu asırda usul nasıl yazılmış? Yanlış yazmış. Kalem nereye gitti? Usul. Usul. İşte bunu tam yazayım diye Mehmet. Siyah getirmedin. Neyse tamam. Tamam daha gitme. Bu asırda üssül. Evet. Esas olup büyük bir rüçhanet kesbetmiş. Esas değil ha. Esasın esası. Mecbursun. Dersimizde yazalım. Bugün ayın kaçı? Oo. Bir. Olmadı. Şunu yapayım. Bugün ayın biri mi? Evet. Vay be. 1-3-2017. Kuralı çok seviyorum. Ders. Taraf girlik mekan tamam abi. Taraf girlik bıçak sırtı bir mesele ya. Sırat-ı müstakim ya. Sırat köprüsünden geçmek gibi bir şey. Sırat köprüsü. Daha önceki derste yapmıştık. Sırat köprüsü ya. Evet. Ha Sırat köprüsünün bir sıfatı. Sırat köprüsünün Mehmet sokuyorsun bizi bak. Sırat köprüsünün kaç sıfatı var? İki tane. Söyle abi. Kılıçtan ince. Çok güzel. Kılıçtan keskin. Kıldan keskin. Şöyle yapayım. Kılıçtan keskin. Kıldan ince. Peki, söyleyin bakalım, kılıç nedir burada? Kurallar abi, düsturlar, esasları denebilir mi? Bak, şeriatın kılıcının kestiği yara kana, şeye acımaz. Niye? Allah bir suça iki yerde ceza vermez. Şeriat niçin nimettir? Allah bir suç yaptın, zina yaptın, içki yaptın, insan düştü. Dünyada verdi mi cezası? Onun ahirette cezası yok. Bak ne kadar nimet. Orada ödeyeceğini burada ödüyorsun. O zaman kılıç şeriattır. Yani İslamiyettir. Eylemdir. Tamam. Yani İslamiyettir. İmandır. Sırat köprüsü. Peki sırat köprüsüne geçecek. Yunus der ki Sırat köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskin. Ya diyor, gidip diyor o köprüde ev yapasım gelir diyor. Hani kıldan inceydi de nasıl ev yapacaksın? Sırat köprüsü iman İslamiyet ya. Neydi o? İslamiyet neydi? Teslim, inkiyat, hakka teslim. Hakka tarafkirlik. Bir, ha, hakka tarafkirlik. Teslim, inkiyat. İman neydi? Hakkı kabul ve tasdik etmek. Ne zaman başladı bu? Yazayım da isterseniz o altına beraber yazalım. Güzel olur.
Git siyahı da getir. Çabuk. Çünkü hepsini getirdi. Hasan'la uğraşılmaz da. Hakka. Söyleyin. Taraf. Girlik. Teslim. İnkiyattır. Ve inkiyat. İnkiyattır. Çok önemli bir şey çıkacak şimdi. Bu neydi abiler? İman. Hakka. Kabul. Hakkı. Ha. Emre kusura bakma. İyi oluyor. Hakkı. Kabul. Kabul. Ve tasdiktir. Ve tasdiktir. Tamam abiler. Şimdi sırat köprüsünü kuralım size. Beraber kuracağız. Bak. Ama şu olmadı. Sistemi, nizamı, nizamsızlığı sevmiyor. Adam gibi yapacağız. Hakkı değil mi? Hakkı? Kabul. Kabul? Ve tasdiktir. Ve? Şimdi bak. Sırat köprü. Bu ne zaman başladı? Ademir baktım. Ha? Versiye'yi. Sana imtihan nereden başladıysa sırat köprün kuruldu. Sırat köprün. Sen 15'te sonra değil mi abi? Silivul'da sonra. O iki tane bulu çağı var. Sini rüşt, sini bulu. Bir tanesi alem-i şehadette, bir tanesi alem-i gaybde başlamış. Nerede söylüyor abi bunu? Şeref kitaplarında. Bak şimdi. Elestu bir Rabbikum nerede diyorsa orada. Bazılar iman etti, bazılar etmedi demiyor mu? Orada mı? Tabii ilmi sülü dinde geçiyor ya. Mesela bu ruhlar, bazı ruhlar Adem'e secde etti mesela, şeytan var ya. Peki Allah'a işaret hücresinde geçmiyor mu? Sen bunu ciddi mi soruyorsun bunu? Elestu bir Rabbikum sormuyor mu orada? Ne demektir o? Elestu bir Rabbikum galubela Rabbimiz. Yani orada ustad... Bütün ruhlar söz vermediler mi? Verdi. Ha, peki Mehmet, Elestu bir Rabbikum deyince ruhlar ne dedi? Galubela. Yani teklifi sorulabildiğine göre reddedebilme özelliği de var demektir. Bir daha. Reddedebilme olur zaten. Buna teklif edilir mi? Edilmez. Niçin? Reddetme özelliği yok. Ne dersin kabul ediyor. Dur lan şurada. Duruyor. Dur lan şurada. Duruyor. Ben durur mu? Bir şey teklif edilebiliyorsa reddetme özelliği vardır da ediliyor. Elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet veya hayır diyebildiği için sorulabiliyor. Şeytana da sordu orada. Ruha ne dedi? Galvela. Yani sırat köprüsü teklifin başladığı yerden başlıyor. Teklifin. Teklifte deyince aklına 15 geliyor. Doğru. Bu böyle. 15 yaşında. Teklif zaten teklif edilmez. Ama aslında bir reddetme var ise o zaman biz niye geldik buraya? Biz ödarat ederdik o zaman. Ha, ama diyor, ben o zaman diyor, madem siz diyor, öyle diyorsunuz, bizi buraya yolladı. Değil mi? Evet. Orada Şahit Hicaz'da anlatıyor. Diyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Orada teklif. Orada ne diyor? Bunu nasıl anlatıyor? Şu. İnsan teklifi yüklenebilecek fıtratta olduğu soru o demektir. Soru benim gibi sormuyor. Yani inanıyor musun inanıyorum? Öyle değil. İşaret icazda kaçıncı sayfada geçiyor? Bunu bulun bakalım. Benim işaret icazımı getirir misin? Emre sana da. Sen işimi yapacaksın. Başka çaren yok. Şimdi bak. Elestu bi rabbikum demek. Konudan dışarı çıktık hep değil. Çoktan çıktık. Bayağı çünkü yoldan çıkarttınız beni. Yani İslamiyeti ve imanı kabul ve tasdik. Niye çıkmadık ya be? He? Çıkmadık gibi diyorum. Öyle mi? Hı. Abi. Şu an mesela konu neydi abi? İstikametti abi. Taraf girildi. Tarafı yani tarafı istikamet veren taraf. Tamam. Her türlü baktırırsın yani. Tamam. Şimdi bak arkadaşlar. Allah İslamiyet'le, İslamiyet ve imanı teklif edeceği zaman, tamam mı? Allah İslamiyet'i ve teklif edeceği zaman
onu ilk önce donanımını vermesi lazım. Eli mesela aslanın pençesine bakılırsa okşamak için olmadığı anlaşılır. Kavunun fıtratına bakılınca yemek için yapılmış. İnsanın aklını verilmesiyle Allah ne demiş oluyor sana? Neyi farz kılmış oluyor? Aklı vererek Allah ilmi farz kılıyor. Allah bedeni vererek böyle ibadeti farz kılmış oluyor. Allah çalışma özelliğini üretmeyi vermekle zekatı farz kılıyor. Tamam mı? İnsan reddedip kabul edebilecek özelliğe vermişse ona teklifi yani Rabbin miyim değil miyim demiş oluyor. Tamam mı? Demiş oluyor. Yani elestu bi rabbikum demek fıtrat demektir. Fıtrat teklifi, Allah'ın yaptığı teklifi kabul edebilecek bir fıtratta. Orada ne diyor? Aklın verilmesiyle ilmi farz veriyor. Cesaretin verilmesiyle cihadı farz ediyor. Tamam mı? 168 miydi? Ha şurada 173. Mesela اَلَّذِينَ قُدُونَ اَعْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعَدِ لِسَاكِهِ وَيَتَّعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُوْسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ Orada yankudun ölüm, yani Allah'ın size verdiği söz aldığı bir şeyi çözmek, tamam mı? Bozarlar. Ahdlerini bozarlar. وَيَتَّعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ Keserler, tamam mı onu? Burada anlatıyor, 173'te anlatıyor. İstidat, yani hakkı ve hakikati kabul ve tasdik edebilecek, inkar edebilecek fıtratta yaratılmış olduğu teklifi yüklenmiş demektir. Burada dünyaya getirdim Mehmet, senin itirazın olmuş olmasın diye. Ama Allah sana nerede soru sordu? Elestu bir rabbikum. Bunu kabul edecekten Sırat Köprü'nün ayağı kuruldu. Tamam mı? Sonra geldi dünyaya, köprünün ortasındayız. Soruyu soruyorum size. Hani kabirde var ya, Münker Mekir soracakmış. Sırat Köprüsü'ndeyiz, tamam mı? Soran cevap veremeyen dipte. Geliyor açık saçı kara. Soru bir. Bakıyor musun, bakmıyor musun? El cevap. Bakmadı. Soru burada soruluyor, cevap burada veriliyor. Sureti bu. Hakikati orada olacak. Sureti dünyadadır soruların, cevapları oradadır. Cevapları da sorular da buradadır ama suret. Hakikat orada. Şimdi orada bize ne yapacaklar Haşim Meydan'da, kabirde. Sana böyle açık saçık geliyordu. Memurdum, bir fırsat geldim, faiz, rüşvet vardı, reddettin. Sana rüşvet teklif edildi, soru bir. Cevap almadı. Ondan sonra sana böyle böyle yapıldı. Nükemeki diyecek. O zaman kişi diyecek ki ben orada almadım. Evet, senin zaten böyle diyeceğini biz biliyorduk. Burada yazıyor. Kardeşim, orada onaylanıyor. Yani Allah için mi yaptık? Kendimiz için mi yaptık? Burada yaptık. Demek ki Sırat Köprüsü ta ruhlar aleminde başladı. Şu anda Sırat Köprüsü'nün ortasındayız. Teklif bulu çağında geldi mi? Soru kardeşim burada soruluyor. Kabirdeki soruyu ben ne yapayım? Soru bana, şu fırsatın vardı, namaz kılma imkanı vardı, televizyondan uzak durma imkanı vardı, fakir fukaraya şey yapma imkanı vardı, yardım et. Tövbe ve istiğfar edebilirdin. Tamam mı? Bu ilim yapabilirdin, cihat edebilirdin. Niçin yapmadın? Soru. Hangi soru? Buradaki yaşantına ait soruları soruyor. Efendimiz diye beni ihtiyar etti diyor Festahun Kâbe. Evet. Demek ki o Sırat Köprüsü o kadar ince ki ihtiyar etti yani. Evet. Burada bir şey yazacaktık. Aynen öyle. Buna demiş, ne demiştik? Sırat-ı Müstakim nerede başlıyor diye öyle bir çizgi yapacak. Yani evet. Hakkı tarifleti inkiyat. Bu bir tane iman ve istamet. Sırat Köprüsü yani bir şey diyecektik. Bunun cemine. İnşallah Allah tırmanır. Taraf kirlik teslim ve inkiyattır. Hakkı kabul ve tasdiktir. Tamam mı? Sırat Köprüsü burada mı başlıyor? Teklif yani. Teklif ama bilmiyorum onu ne yazacaktık. Sırat mı diyecek acaba? Sırat Köprüsü mü diyecek mi? Sırat Köprüsü zaten bu. Yani şeyden başlamış kardeşim. Ta ruhlar aleminde başladı.
Nereye kadar gidiyor biliyor musunuz? Ölünce bitiyor mu? Bitmiyor. Haşir meydanı, kıyamet kopana kadar köprünün üstünde ruhlar yaratıldı, köprü kuruldu. Kıyamet koptu, köprü öteki ayağı bitti. Çünkü kabirde de şu anda terakki var mı? Var. Müslümanların günahlı, küçük günahlarından çektikleri kabir azabı haşir meydanında gündeme gelmeyecek. Bak o da devam ediyor. Öğrendiklerinin inkişafının invisatı var. Kabirde medreseler var. Günah cihetiyle ölüyor, sevap cihetiyle ölmüyor. Demek ki orada terakki var. Evet. Günah cihetiyle ölüyor. Ehli iman, Müslüman, nurcu. Sevap cihetiyle yaşıyor. Hani defteri kapanmadı. Üç kişinin defteri kapanmıyor. Demek ki hala teklif devam ediyor. Yüklenme devam ediyor. Sırat köprüsü ruhlar alemi. Kıyamet koptu. Bitti. Tamam mı? Peki soruyu dağıtmış oluruz. Başka zaman sorarsınız. Kıyametin sahası, şumunu neresidir? Nereye kadar sor? Onu çok soruyorlar ama normal adam sormuyor. Alim ve hocalar soruyor. Risale'de nasıl geçiyor diye. Şimdi kılıçtan keskin, kıldan ince İslamiyettir, imandır. Ondan sonra teklif başlangıcında yerden başlıyor. Burası alemin gayb, alemin şehadet. Bunu hatırlamadım ama diyeyim gene. Alemi gayb, alemi şehadet. Telefon çalıyor. Geç onu yazmayacaktık ama. Olsun, dolmuş olsun. Sonra siler, silgi bize var. Ha? Sonra siler diyor, silgi bize var diyorum. Tamam. Silmek bana ağır geliyor. Nedense. Çalışmışsın ya abi üzerine, çok değer verdiğin için. Yani mesela bunları silmek bana çok ağır geliyor. Orada ne çıkarttım biliyor musunuz? Ben çalıştığım bir emeği, şunlar var ya, senelerce uğraşmışım. Sırat köprüsünün mükemmekil dersimiz var. Dersesine. Çok çalıştım ya, emek sarf ettim böyle. Silinmesini istemiyorum ya. Ne çıkarttım bu dersten? Allah da hayat sayfasında beni yazmış. Beni de silmeyecektir. Allah da bana emek vermiş. Her gün güneşi dolduruyor. Dünyadan istifade ediyorum. Bana edile masraf ama bir günde. Karaciğeri kullanıyorum doktor, böbrek kullanıyorum. Güneşi kullanıyorum, dünyayı kullanıyorum, elma armutu kullanıyorum, dişi kullanıyorum. Bugün bir günlük masrafa bak. Ben bunu yazdım, emeğimi silmek istemiyorum. Allah da seni de beni silmeyecek. 1 milyon küre arz kadar odun yakıyorsun aslında bir günde. Ya, yakıyorum. Hı. Bir günlük ısı vermesi için. Ha bütün insanlar var, ha ben var, fark etmez. Para da güneş lazım. Binler tane deniz yakıyorsun. Ya bunları defterinize kaydedin ki kitap de okurken tefekkürünüzde hemen basın gidin. Şöyle de diyebilir miyiz? Diyebilirim zaten odur. Şunu yazayım. Kırmızı nerede kırmızı? Şu. İslamiyet neydi? İman? İzandı. İslamiyet? İltizam. İkisine hakikati İslamiyet mi diyecektiniz yoksa abi? Evet. 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 Allah razı olsun. Onu tam silme olmazsa. İslam'ın ve iman şartları da var. 7. Bak 7. Hakikati İslamiye.
Hakikat-ı İslamiye neydi? İman şartları. Bak, şuraya yazıyorum. Ezber olmasın. Ha, şey de yazayım. Nereden çıktı bu? Nerede yazıyor bu? Tam onu 199 abi. Aferin. Mesela bir soru çıkacak. Diyeceğim ki niye istemed 5 orasaydık ki biz şimdi? Bir tanesi de haddini bilmektir. İslam alimleri demiş bunu. Niye iman esası 6, İslam 5? Bu 5 tane İslam esasını yaşayan kişi var mı benim gibi demesin diye içinde zımnı 6.'sı da haddini bilmektir. Haddini bilen, bilen hududunda kalır. Yok ben diyorum ki niye 5'ti? 5'ti de 1 oldu diyorum. Hani 5'ti ya. Burada 1 aldı ya abi. Bir İslam aldı. Esasını 1 olarak İşte 1 almış bunu. 1 diyor. Ne yaptı? İkisini aldı 7 oldu. Ha ha. Niye 5'i 1 yaptık? Çünkü bir tanesi eylemdir. Alem-i Şehadet'te. Mesela şey bitiyor. Ölünce İslam bitiyor. Tamam. İman devam ediyor. Bu Alem-i Şehadet isim geliyor. İslam oruç bitiyor, namaz bitiyor, hac bitiyor, zekat bitiyor, kelime şehadet hepsi bitiyor. Ama Allah devam ediyor, haşir devam ediyor, meleklerle beraber oluyorsun. Peygamber hakikati devam ediyor. Abi hakikat-i İslami tabinin bize ne faydası var? Mesela iman ve İslam esasları desek, yani mesela herkes gibi olsa, yani bir şey katması lazım ki niye böyle bir ifade kullanıyor üstad? Ekstradan bir ekleme. Bu ulemanın hakikat-i İslamiyetle İslamiyeti farklı olduğunu zaten medar bahsolmuşlar. Ustadın yeni çıkarttığı bir şey değil bu. Hasan abi hani eşya için diyor ya. Çünkü Kur'an'da da ve hadiste, aşağı hadislerde çok geçer. Hakikat İslamiye diye. Hakiki eşya, esma-i veli diyor ya. Evet. Hakiki hakikat eşya nasıl o? Hakaik eşya-i sabitatı mı? Evet. Ha, hakikati eşya-i da esma-i ilahiyedir. Evet. Şimdi bu da öyle yani, bu hakikat oldu o. Hakikat bu. İslam oluyor. Mesela sebes sabahat mesela. Onu diyor, ona murattır diyor, mazhar olmaktır diyor. Evet. Bunu söylemem diyor ama anlamadım ben. Hangisini? Yani bu okuduğunuz yer var, orada geçiyor zaten. Diyor ki, bu hepsi için, Hakikat İslam için Risale'nin altı rükn-i imaniyle bu esas-ı ubudiyeti ispat edip seb'al mesani cilvesine mazhariyeti murattır. Kardeşim, bu Hakikat İslamiyet ibadet değil ki, ubudiyettir. Ahirette de devam ediyor. Ne diyor? O ubudiyetin esası diyor. Şimdi tarafkiliğe devam ediyoruz. Ve silsile-i mevcudat gibi kuvvetli ve zerrat gibi kesretli iman ve İslam'ın burhanlarını göstermişler ki nihayetsiz bir izan ve kuvvet iman verirler. Hatta bazı defa Evrad-ı Şah-ı Nakşibendi'de şehadet getirdiğim vakit
Ala zalike nahya ve alihi namutu ve alihi nub'asun ada. Dediğim zaman nihayetsiz bir tarafkirlik hissediyor. Allah Allah. Başka bir yer okuyorum. Lemalar 22'den. Evet, Ali Beyt'in efradı ise itikat ve iman hususunda sahillerinden çok ileri olmasa da yine teslim. Ali Beyt niçin biraz bizim hepimizden üstün bir duyguları var? Nedir o? Eylem itibariyle belki bizi geçmese de teslim, iltizam ve tarafgirlikte çok ileridirler. Yani mutlaka bir şey karışıyor yani duygu bizde mesela değil. Nerede karışıyor? Yani ne sebep belki? Şeylere karışıyor. Sadakata karışıyor yani. Evet. Mesela şöyle diyelim. Menfi milliyetçilik asıl belası ya. Mesela ne mutlu Müslümanım diyelim. Bir Nurcu dayı olsa gene Türk ve Kürt milliyetçiliği gene değilim dese de karışıyor. Damar kalıyor. Bunun gibi yani. Aklen ve vicdanen doğru budur diyor ama gene böyle bir şeyler oluyor ne oluyorsa. Adeta İslamiyet'e de sahabe Ehl-i Beyt de teslim, irtizam, tarafgirlik acayip ileride. Böyle yapı var, sistem çalışıyor. Yani başka örnek vereyim daha çarpıcı olsun. Şefkatim hepimize var ama kadınlarda başka bir şey. Mesela bir de genetiklerde bir şey var abi. Şimdi Efendimiz'den geliyor ya onların genetikleri. Ondan dolayı aynı yaşar, onun teslimiyeti var. Yani öyle. Yani mesela diyelim ki kadınlarda şefkat var ama bizimkisine benzemez. Bizim için şefkat. Bizde de iltizam, teslim, tarafkirlik var ama sahabe başka şey. Sahabe diyor. Ehl-i Beyt. İleridedir. Çünkü İslamiyet'e fıtraten, neslen ve cibiliyeten taraftardırlar. Cibili taraftarlık zayıf ve şanssız, hatta haksız da olsa bırakılmaz. Nerede kaldı ki gayet kuvvetli, gayet hakikatli, gayet şanlı bütün silsile-i ecdadı bağlandığı ve şeref kazandığı ve canlarını feda ettikleri bir hakikata tarafgirlik ne kadar esaslı ve fıtri olduğunu bir veda hisseden bir zat hiç taraftarlığı bırakır mı? Ehl-i Beyt işte bu şiddeti iltizam ve fıtri İslamiyet cihetiyle din-i İslam lehinde etna bir emareyi kuvvetli bir burhan gibi kabul eder. Çünkü fıtri taraftardır. Başkası ise kuvvetli bir burhan ile sonra iltizam eder. Şimdi Lemalar 56'yı okuyorum. Ne kadar oldu bu arada? 45 dakika. 45 dakika. Sünnet-i Seniyye'nin her bir nevine tamamen bir fiil ittiba etmek ehas havasa dahi ancak müessir olur. Yani sünnet-i seniyenin her mertebesine uyabilmek ehas-ı havasa yani havasına ancak müessir olur. Nasip ancak olur. Peki ne yapacağız biz? Ona bir fiil olmasa da bir niyet, bir kast, taraftarane ve iltizamkarane talip olmak herkesin elinden gelir. Yani biz yapamasak da hakkı kabul edeceğiz. Bir niyet, bir kast, bir irade, bir cehl, bir taraftarlık bu budur. Yapamıyorsam da budur. Herkesin elinden gelir, ortak oluyor. Kastamonu 25'ten okuyorum. Yok, mektubatı 344'de atlamayın. Orayı da okuyayım. 344 mektubat. Dostun asası ve şartı budur ki, dostun, katiyen sözlere ve envar-ı Kur'aniye dair olan hizmetimize ciddi taraftar olsun. Dostun özelliğiymiş. Neymiş bir daha? Katiyen külliyata, Risale-i Nur'a ve envar-ı Kur'aniye dair olan hizmetimize ciddi taraftar olsun ve haksızlığa ve bidalara ve dalalete kalben taraftar olmasın, kendini de istifadeye çalışsın. Şimdi Kastamonu 25'ten okuyorum. Bu asırdaki ehl-i İslam'ın fevkalade saf derunluğu. Dersimiz taraftarlık ya. Bak Müslümanların
o asırdaki Müslümanın fevkalade saf derunluğu. Safın safı. Neymiş o? Ne, bak hele çok acayip bir sırrı deşifre edecek. Müslüman bu asırda o kadar saf ki, safın safı, saf derunluğu. Ve niye? Dehşetli canileri de Ali Cenab'a ne affetmesi? Dehşetli canileri, İslam, vatan, namus, din düşmanını, Müslüman düşmanını Ali Cenab'a ne affetmesi? Niye affediyor? Bir tek haseneyi, binler seyyiatı işleyen ve binler manevi ve maddi hukuk ibadı mahveden adamdan görse, ona bir nevi tarafta çıkmasıyla. Bak mesela, Müslümanın saflığının safı nasıl oluyor? Dehşetli canileri de Ali Cenab'a affetmesi. Niye Müslüman aldanıyor? Zındığın güzel bir sıfatını görüyor. Güzel bir özelliğini görüyor. O özelliğinden hiçbir kötülüğünü daha görmez oluyor, kör oluyor. Fevkalade saf derunu ne demek? Dehşetli canileri de Ali Cenab'a affetmesi. Bir tek haseneyi, binler seyyiyeyi, yani bir tek güzel bir sıfatı var adamın. Tamam mı? Yani mutlak hayır melektir, mutlak şer şeytandır. İkisinin ortası insandır. Hayır da var, şer de var. Bir haseneyi görüyor, binler seyyiyeyi işleyen. Hatta o zındık maddi ve manevi umumu hukuka tecavüz eden, hukuk ibadı mahveden adamdan bir tek haseneyi görse, ona bir nevi tarafta çıkmasıyla oluyor. Sonra Deccal. Deccal mesela. Adama taraftarlar. Vatan kurtardık diyor. Neyini gördüler onda? Cesaret mi gördüler onda? Yok, cesaret de yok. Ceberutunu cesaret ettikler bu kadar. Yok, aldatmasıyla yaptı. Vatan kurtardı zannettirdi. Oysa vatanı sattılar. Lozan'da mı satmadılar, şeyde mi sattılar? Sattılar. Bu surette mesela Allah peygamber dediğine inanıyorlar. Ya şeytan Allah'ı inkar etmedi ki. Niye şeytan oldu? Şeytan Allah'ı mı inkar etti? Ahireti mi inkar etti? Şeytan niye şeytan oldu? Allah'ın rububiyetini inkar etti. Allah'ın ilahlığını inkar etmedi ki. Allah de dediğini yapmadı. Allah'ın haram dediklerini helal saydı. Bak bu şey, bir tek haseneyi, birkaç tane haseneyi gördü. Binler maddi ve manevi hukuk ibadı mahveden o zalim adama bir tek hasenesi güzel sıfatından dolayı taraftar oluyor. Bu suretle ekali kalil olan ehli dalalet ve tuğyan saf değil taraftarlarla ekseriyet teşkil ederek ekseriyetin hatasına terettüp eden musibeti ammenin devamına ve idamesine belki de teşkidine kadir-i ilahiye fetva verirler. Biz buna müstahakız derler. Şimdi bak şimdi ne olacak ya? Bir tek birkaç tane haseneyi olan ama binlerce maddi ve manevi hukuk ibadı mahveden adamdan bir iki tane güzel sıfat görse ona taraftar olur. Ona taraftar olunca ekali kalil olan az bir grup olan zındıklara bu Müslüman namı altında olanlar da taraftar oluyor. Taraftar oluyor ve çokluk teşkil ediyorlar. Kader ilahinin de musibeti ammenin devamına belki de şiddetlenmesine vesile oluyorlar. Söyleyin bakalım Müslüman namı altında olanlar nerede yazıyor? Bulun bakalım. He? Siz gidin bakın. Nerede yazıyor? Müslüman namı altında olanlar. Müslüman namı altında. İslam namı altında gizlidir diyoruz. Müslüman namı altında olanlar. Bana bakacağınıza vurun. İslamsız olur mu? Ya Risale'de geçiyor. İslam namında olanlar. Tamam. Nedir? Zahiren eylemde namaz, oruç, takva, caib. 252 Kastamonu abi. He. Aç bakayım. Okuyayım mı abi? Oku. Baştan değil orayı değil mi abi? Bak. Bilhassa diyor,
küfür ve şerri tabir edilen, birbirine seciyeten ve diyaneten liyakat bulunmadığından daha ziyade azap çektirir ve bilhassa terbiye-i İslamiye haricinde Müslüman namı altında olanlar imandan gelen hürmet ve merhameti mütekabiliği bulamadıklarından bütün saadet hayatıyı mahvediyor, cehennem azabı çektiriyor. Evet. Yani zahirde Müslüman ama Üstad bak ne diyeyim, Müslüman namı altında olanlar ama zındık. Bozuk. Tarafkirlik yapıyor. Tarafkirlik yapıyor. Aslında mesela İslamiyet'te tarafkirlik var, bir de meslek tarafkirliği, bir de meşrep tarafkirliği. Hani bunu nasıl insan ayıracak, nasıl uygulayacak, böyle bir şey olabilir mi? Mesela bu soruyu sordum. Siz ne yaparsınız böyle bir şey sordu. İslami tarafkirlik, İslam, yani mezhep tarafkirliği, meslek tarafkirliği, meslek olsun. İki tane yapalım. İslamiyet ve dini cemaatler. Nasıl tarafkir olacağız? Ölçümüz ne olacak? Edirne'yi şey ya. Ha, bak arkadaşlar. İman ve küfür tek millettir. İkisi de tek millettir. İman da tek millettir. Küfür de tek millettir. Bu bedihidir. Allah'ın dini ortada. Ama dini cemaatlara nerede tarafkir olacağız? Edirne-i Şerî'yi ölçü yapacağız. Risale-i Nur'u ölçü yapmayacağız. Çünkü Risale-i Nur cemaati içinde olur ölçüleri. Yani dusturları diyor. İslamiyet içerisindeki ölçümüz kitap, sünnet, icma, kıyas. Eğer bir Müslüman cemaatiyle biz nasıl bir oluruz? Allah'ın haram dediğini haram diyecek, helal dediğini helal diyecek, yapmasa bile. Biz İslam cemaati, dini bir cemaat, faiz helal dese, kumar helal dese, zina helal dese bir olabilir miyiz? Olamayız değil mi? Taraftar olabilir miyiz? Adam dini bir cemaat, zina helal diyor, faiz helal diyor, kumar helal diyor. Ha, İslamiyet içerisindeki tarafkirliğimizi edille-i şer'iye belirler. Cemaat içerisindeki tarafkirliğimizi laikalar belirler. Yap, yapma, git, gitme. İşleme, şöyle yap, girme bu işlere, böyle düşünme, böyle davranma kardeşine. İhlas dostur var ya, İhlas denilen iki tane ölçü vermiş. Nurculara diyor ki, ey nur talebeleri, sizin dışınızdaki Müslümanlara 20. lema İhlas Risalesi'yle bakınız. Ölçü odur. Müslümanlar arasındaki ilişkimizi, çelişkimizi, münasebetimizi, ayrılığımızı, ne yapacağız, nasıl davranacağımızı gösteren 20. lemadır. O 20. lema cemaat içinde uygulanmaz. Peki cemaat içinde nurcuların birbirini nasıl, hangi ölçülerle hareket edecek? 21. lemaya göre yapacağız. 21. lema ile Müslümanlara bakmayacağız. 20. lema ile de nurcular birbirine bakmayacak. Bir şahsi hukuk, birisi umumu hukuk. Bak gördün mü? Ne kadar kolay. Bizi bırakmamış. Yoksa kafamı kaldırıp tevil ederim. Oo şöyle böyledir. Bunlar bir sürü laf ya. Kardeşim bana soruyu bırak. Formül söyle. Bir, insanlık dünyasında biz bir tarafız, bir revar. Müslümanlardan yanayız. Müslümanlar içerisinde Adıyaman var, İsmail Ağa var, Nurcular var, var. Bunlar nasıl, doğruluk ölçümüz ne olacak bu bütünlük içinde? Edile-i Şerî'ye, Ehl-i Sünnet ve Cemaat Dairesi'nin ölçüsü kitap, sünnet, icma, kıyas. Değil mi? Tamam. Gelelim şeye, cemaat içinde. Birbirimize nasıl bakacağız? İç birbirimize 21. lema İhlas Risalesi. 4 ayettir. İhlas Suresi 4 ayettir. 21. lema da 4 hakikattır. Dusturdur. Birbirimize nasıl bakacakmışız? 21. lema. Peki biz dini cemaatlerine nasıl bakacağız? 20. lema. Peki
İslam dünyasında ölçümüz neydi? Zahiri odur. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Yani diş Müslümanlara 20. lemayla bakacağız. Gözümüzün bir tanesi bu. Birbirimize 21. lemayla bakacağız. Şurayı da okuyayım. Binler Müslümanların hayat ebediyelerini mahveden ve yüzer ehli imanın sui akibetine ve müthiş günahlara sevk eden adamlara şefkatkarane taraftar olmak ve merhametkarane cezadan kurtulmalarına dua etmek elbette o mazlum ehli imana dehşetli bir merhametsizlik ve şini bir gadirdir. Kastamın 75. Bak bir daha. Binler Müslümanların hayat-ı ebediyesini mahveden ve yüzer ehli imanın sui akibetine, kötü gitmesine, müthiş günahlara sevk eden adamlara şefkatkarane taraftar olmak ve merhametkarane cezadan kurtulmalarına dua etmek, banka kapanmasın diye cevşenle dua etmek. Acayip bir şey değil mi? Nereye baksak artık muza geliyor abi ya. Her yere vursan o çıkıyor ya. Yani şey için mesela, ben hemen aklıma gelen şu, cevşeni almış, bankanın önünde cevşen okuyor. Niye kaparmasın? Faiz müessesesi. Faizi yer, Allah'ın açık ayeti varken, faiz müessesesi kapanmasın diye, Allah'ın evradını, eskarını, zikrini Allah'a karşı kullanıyor. Bankaların önünde banka kapanmasın diye. Oysa bankadan istifade et. Faizin azı da çok haram değil mi? Haram bir müessese devam etsin diye doğru bir yöntem kullanılıyor. Cevşen ve Kur'an okuyorlar. O zaman bir de bu nazarla bakın bu söyledikten sonra. Bakın bakalım. Binler Müslümanların hayat ebediyelerini mahveden ve yüzer ehli imanın sui akibetine ve müthiş günahlara sevk eden adamlara şefkatkarane taraftar olmak ve merhametkarane cezadan kurtulmalarına dua etmek elbette o mazlum ehli imana dehşetli bir merhametsizlik ve şeni bir gadirdir. Beni aradılar. Kadın aradı. Kocam içeride hocam. Dua eder misin? Niye hayırdır dedin? Adam mı kesti? Ne yaptı yani? Maalesef öyleydi. Hiç utanmadan beni nasıl arıyorsun da ben ona dua edeceğimi? Bak. Merhametkarane cezadan kurtulmalarına dua etmek. Vallahi böyle oldu. Hiç utanmıyor musun dedim. Kimden ne dua istiyorsun? Ben dedim şimdi dua edeceğim daha dibe gitsin. Bu kadar ehli imanı mahvetmiş. Bak ne diyor? Merhametkarane cezadan kurtulmalarına dua etmek. Sanki bugün koymuş gibi değil mi Şeyh Mehmet? Ne yaparsın peki o zaman? Bu kadar Müslümanın hukukuna tecavüz etti. Bu kadar gençlerimizi perişan etti. Bu kadar vatan ve millete zarar, insanların ölümüne sebebiyet verdi. En azından soruları çalarak Müslümanın haram işlemesine, Müslümanın hukukuna tecavüz etti. Hak sahibine hakkı verilmedi. Soruları kim çaldıysa o geçti. Ehilleri geçmedi değil mi en azından? Bu kadar Müslümanın hukukuna tecavüz etmiş. Kul hakkı haram değil mi? Faiz müessesi nereye bakarsan bak. Fuhuş yaptırmak mı dersin? Subayları, savcıları kumpas yapmak için neler yapmam? Vatanı ve 250 tane bile insan 15 Temmuz'da bu kadar insanın ölümüne sebep vermiş, emir vermiş bu. İslam'a ve Kur'an'a tesettüre, namaza vesaire hücum etmiş ha? Bunlar bilinen diyor 250 tane. Ya, faili meçhul başka mesela değil. Bunlara dua etmek ne demektir? Bu kadar masum, mazlum ehli imana dehşetli bir merhametsizdir, şeni bir gadirdir. Şunu da okuyayım, kesiyorum. Bu okuduğum yer Kastamonu'nun laikası 75'ti. Zidiyi okuyorum, kesiyorum. İnnel insane levvelûn ayetine en azam bir tarzda şimdiki boğuşan insanlar mazar olmalarından onlara değil taraftar olmak. Kardeşim siyasette de öyle ha mesela. AK Parti FETÖ'yle şu. Bizim siyasette tek bir şeyimiz var, siyasi durumumuz var. Tek bir tarafkirliğimiz var. Tarafkiriz. Zıttız. Tarafkirimiz bu. Siyaset değildir. Yırtıcı rejiminin siyasileşmiş bir hali. Buradan oynatmayacaksın.
bu oynatırsan bütün doğruların birbirine geçer. Doğrularımızı belirleyendir. İmam-ı Şafii diyor ki, düşmanınızın okuna bakın, o sizi dostunuza götürür. Burada oynattın mı hiç kimsenin doğru ölçüsü olmaz. Bu başa geçmemek için bunu durduracak güç. Bunun adı da ehven-i şer'dir. Yani bu azami şer, bu da ehven-i şer. Birisi parmak kesiyor, birisi kol kesiyor. Bunu durdurmak Müslümanın vazifesidir. Durduracak yerde olacak. Bunu durduracak yerde olmadı mı bunun yanındadır otomatik. Diyor ki Müslüman bunu durduracak buranın adı nedir? Ehven-i şer. Bu da ehven-i şerdir. Şerdir ama ehvendir. Buna da taraftar olmak, kalbine sokmak aynı sıyyatın ortaksın. O zaman nur talebelerinin oy attığı, tercih ettiği partisi vardır. Takdir edip kalbine koyduğu partisi yoktur. Tercihimiz var, takdirimiz yoktur. Bak ne diyor? İnnel insane lezulum, lezalum. Ayetine en azam bir tarzda şimdiki boğuşan insanlar mazar olmalarından onlara değil taraftar olmak. Taraftar olmayacağız. Ve merakla o ceylanları takip etmek, haberleri takip etmeyeceğiz. Ve onların yalan, aldatıcı propagandalarını dinlemek ve müteessirane mücadelelerini seyretmek. Yani o dedi, bu dedi. Üst seçimde önümüzü açacağız. Belki o acip zulümlere bakmak da caiz değil. Bir sürü yanlışlıklar var. O parti altında ne kadar belediyeler şunlar bunlar yanlışlıklar var kardeşim. Ben o içtiği içki, zinayı aldığı faiz şeyi çaldı çıktığına niye ortak olayım? Ha niye o veriyorsun? Vermemek için. Bir destekliyoruz daha. Diyebilir miyiz? Destekliyoruz, desteklemekle taraflılık aslında fark var. Var. Destekliyoruz derken oy atıyoruz. Onu kastediyor. Yoksa miskamer gibi yüzümüze şey yapmıyoruz. Niye AK Parti'ye veriyorsun? Vermemek için. Niçin onun yanındasın? Yani mesela şimdiki gündemi söyleyeyim. Niçin evet diyorsun? İçerisini bilmiyorum kanım. Ama hayır diyen kim? PKK, İsrail, İngiltere, Amerika, 7 düvelli. Bunlar ne diyor? Hayır diyor. Ben gözümü kapatıyorum. Bunun karşısında ise o Musa'dır. Firavun'un karşısında Musa var. Nemrut'un karşısında da İbrahim var. Ben artık bunlar gelmesin. Niçin? Takdir ettiğin için mi diyorsun? Hayır. Bunlar gelmemesi için oyumu kullanıyor. Bak, bunlar gelsin diye kullanmıyor. Bunlar gelmemesi için kullanıyor. Gelmesin. Bu millet ihtiyarı ile başa geçilmez diyor. En azından kardeşim, Allah'ını seversen, Müslüman PKK ile beraber olmaz. Ben olmaz. Fikren, hissen, amelen taraftar olmaz. Uçakta sordular bana. Tanımadım yani. Evet hayır mı diyeceksiniz dedi. Ben dedim siyaseti takip etmediğim için doğru söylüyorum. Evet hayırın içerisini bilmiyorum. Bir şeye hayır demem için içini bilmem lazım. Hayır değil. Evet demem için de içini bilmem lazım. İçinde bilmiyorum. Hakikaten ne yaptılar bilmiyorum. Durdu uçakta ön taraf herkes döndü biliyor musun ya? Her şey takkede yok ya dindar değil böyle şey. İzmir'den gelen uçakta. Meğer önümde de mahkemeye giden avukat var. Meşhur bir avukatmış İstanbul'a geliyor. Beyefendi dedi ne kadar insaflı konuşuyorsunuz dedi tamam mı? Duyuyorum. Ben dedim hayır demem için içini bilmiyorum. Evet demem için de içini bilmiyorum. Niye dedim körü körüne? Kullanmayacak mısınız? Tabii ki kullanacağım. Ne yapacaksınız dedi hayır içini. Nasıl yapacaksınız? Nasıl deneyeceğim? Uçakta bakıyorlar. Vallahi ben talebeyim dedi. Ben talebeyim, öğrenciyim, Kur'an talebesiyim. Dünya ve ahirette mesul olmayacak, mesuliyetlere girmeyecek, tarafkirliğim olacak. Ben dedim talebeyim, mesuliyet olmasın diye bakıyorum. Kur'an'a, dine, vatana, namusa, vatana, dine kim zıt? Onun dediğinin karşısında olacağım. Dedim. O zaman rengin belli oldu. Rengin o zaman belli olduysa daha bunun belli ise bellidir o zaman. Bak şimdi ben talebeyim. Dünya ve ahirette mesul olmak istemiyorum. Bana bu dedim evet ve hayır zaten netice olacak. Kader hükmünü icra edecek. Evet hayır demeyiyle
senin evet demeyle gelmeyecek, hayır demeyle de gitmeyecek. O Allah karar verdi, zaten olacak. Peki ya evet hayır demeyle safını gösteriyorsun. Allah mesuliyeti yükleniyorsun. Ben talebeyim. Ben dedim ölçülerle hareket ediyorum. Ben dedim böyle sahaları bilmediğim için Kur'an'a, İslam'a, dine kim düşman, kim komünist, kim vatan haini, kim vatanı parçalamak istiyor, kim vatanı sattı bilmiyorum ama karşıyım dedim. Ses yok, bir tane çıkıp diyebilir mi? Ben taraftarım bu dönemde. Ben 30 bin insan katili olan PKK'ya karşıyım. Doğu karşıyım. Onu da söylüyorsun. Söylüyorum tabii. 30 bin insan PKK'ya karşıyım. Karşı olmayan var mı arkadaşlar? Ses yok. Ses yok orada. Ben dedim vatan haini 15'in bu kadar zulüm yapan karşıyım. Tamam. Bunlar ne diyorsa tersini söyleyeceğim. Hiç ses yok. Eğer bunların söylediğini söylersem ben onlara karşıyım söz yalandır. Fiilen tekzip lazım. Fiilen karşısında olacağım. Mesela bir harekete karşıyım diyorsun. Onun tarafkir olduğu yere tarafkirsin. Nasıl karşısın? Kim aldatıyorsun? Kim aldatıyorsun? Evet dediğine evet dersen onun gibisin. Hayır dediğine hayır dersen onun gibisin. O zaman insan dostunu düşmanını Müslüman, dostunu düşmanı bilir. Ben dedim bu vatanı bölmek isteyen karşısındayım. 30 bin insan katili olan PKK'nın karşısındayım. Bunlar ne demişse onun karşısındayım. Ben siyaset işim yok. Dedim. Ne diyecek şimdi? Evet hayır bilmiyor. Ama onlar çok iyi biliyor. O evet ve hayırı çok iyi biliyor. PKK çok iyi biliyor. Komünistler çok iyi biliyor. Nerede biliyor? Evet hayırı çok iyi biliyor. Ha bana okumadan öğretiyorlar. Ben bana diyorlar Hasan ben okudum. Araştırdım. Komünistler, PKK. Buna hayır denmesi lazım. Öyle mi ya? Ben de Abdülhamit gibi hareket ediyorum anlattım. Abdülhamit bir şey yapacağı zaman gene Rus Büyükelçisi'ne sorarmış. Çaktırmadan sordururmuş. Rus Büyükelçisi'ne bunu böyle mi yapalım? Hayır diyorsa evet yapıyorlarmış. Evet diyorsa hayır yapıyorlarmış. Yani düşmanın ne diyorsa tersini. Bana dedim PKK dedi ki sen anayasanın içini bilmiyorsun. Biz okuduk, araştırdık, inceledik. Bu hayır demesi lazım. Öyle mi ya? Öyle mi diyorsunuz? Ha, ben gözümü kapattım çünkü benim adıma çalıştığı adam evet diyor. Tabii evet demedim orada. Dedim ki bunların karşısına söylemle değil, sözle değil, fiilen, eylem ve oyla karşısındayım. Ne diyecek şimdi? Bak siyaset oldu mu? Ölçü. Ölçü bu yani. Yani onlara şey yapmak için demedim ki ben fiilen küfrün karşısındayım. Vatan hainlerin karşısındayım. İnsan öldürenlerin karşısındayım. Sözle değil, eylemle karşısındayım. Her şeyine karşıyım. Her şeyine karşıyım. Ha? Ben la ilahe illallah dediğine de inanmıyorum. Ha? Şimdi peki hem onun gibi eylem yapacaksın, onun tarafkir olduğuna tarafkir olacaksın, hem onun karşısında engelleyeceksin. Kimseyi kandıramazsın. Bitiriyorum. Çünkü zulme rıza zulümdür. Taraftar olsa zalim olur. Meyletse وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ ayetine mazhar olur. Ne dedi manası? وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ ne dedi? Azıcık kafirlere meyletmeyin ateş size de dokunur. Değil taraftar olmak. Değil onlarla beraber olmak. Bak. Onlarla beraber olmak, meyletmek, hani taraftar olsanız, meyletseniz dahi azıcık, cehennem fetemesi kumunlar, ateş size dokunur. Cehennemle Allah tehdit ediyor. Fesubhanallah. Allah Allah. Nerede geçiyor? Hud suresi 11. surenin 113. ayet. Mektubat, Kastamonu 207. sayfasında bunu anlatıyor. Tamam. Her şey açık kardeşim. Her şey açık açık. Yeter ki niyetin iyi olsun. Son cümlemi söylüyorum. İman edenler
imal edebilecekleri kadar sari delilleri olduğundan iman etmedikleri gibi, inkar edenler iman edebilecekleri kadar sarih delil bulamadıklarından değildir. İman edenler imana niyet ettikleri için küçük bir iman işaret imanlarına büyük bir delil oldu. İnkar edenler inkara niyet ettikleri için açık sarih büyük delilleri, ispatları iman, remiz, işaret nevine indi. Çünkü iman etmeye niyet etmediler. İnkar etmeye niyet ettikleri için imanın delillerini delil olarak görmediler. Basit iman seviyesine indi. Çünkü Allah herkesin mutlaka iman edecek şekilde kainatı yaratmadı. Küfür de olabilecek ihtimaliyatı da verdi. Ta ki insana bu hürriyeti verdi. Her olayda, her hadisede insan kendi konumunu, tarafkirliğini göstererek kendisini burada inşa ediyor. Ezeli ve ebedi kimliğini, kişiliğini, çekirdeğini burada olgunlaştırıyor. Bunu ne zaman anlayacak? Kefene girdiği zaman. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ مَسَّلَوَا. Bir de okur musunuz? Evet. Oku abi. Allah'ın İsa Aleyhisselam'a şöyle vahyettiği rivayet edilir. Hadis mi bu? Hadis. Ha, biraz sesli okur musun? Ey İsa, sen yer ve gök ehli kadar bana ibadet etsen de Allah için müminlere muhabbetin ve Allah için kafirlere buğzun olmazsa Allah katında hiçbir kıymetin olmaz. Sübhanallah. Aynen. Size bir şey söyleyeyim mi? Bunu bir sesli bu konuşmayı uçaktaki başıma geçeni uçaktan inince anlattım. Bizim gruba attım. Arkadaşlar başıma geçti ya uçaktan İzmir'de. Ondan sonra tabii onu da alıp da yayınladılar başkaları. Altına birisi yazmış. İmam-ı Şafii'nin sözünü söyledim ya. At iziyle it birbirine karıştığı zaman, at iziyle it izi, hak ve batıl, doğru yanlış, soğuk sıcak karıştığı zaman, İmam-ı Şafii Hazretleri demiş ki, düşmanınızın okunu takip edin, o sizi dostunuza götürür. Adam altına ne yazmış biliyor musun? Şimdi bu zaman diyor, İmam-ı Şafii zamanı, İmam-ı Şafii zamanı değil diyor. Bu ne demektir? Söyleyin. Hakka tarafkirliği yok abi. Bu mezhep inkarına götürür. Götür derken mezhep inkarıdır. Yani İmam-ı Şafii'nin zamanı değildir demek, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın içerisinde işlevi olan Şafii, Hanefi, Maliki, Hanbeli mezhebi. İmam-ı Şafii'nin zamanında değiliz demek, İmam-ı Şafii'ye uyanların, İmam-ı Şafii'ye uyanların yanlış yaptığını söylemek. İmam-ı Şafii'nin dönemi değildir demektir. İmam-ı Şafii'ye uymak mantıksız demektir. Mezhep inkarı dinden zincirinde çıkarıyor. Hükümleri kabul etmiyorum. He? Hükümleri kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Ne diyor? Güya Hasan'a karşı olacağım diye, Hasan'a kızacağım diye İmam-ı Şafii'nin zamanı değil diyor. Mezhebi inkar ediyor. Anlıyor musun? Peki ben altına bunu deyince ben dedim Fesubhanallah, bu mezhep inkarıdır. Yazmış. Ben de siyasi noktada söyledim. İmam-ı Şafii siyasi partinin başı değil ki ona muhalefet etmen siyaset adına geçsin. İmam-ı Şafii din adınadır. O siyasi parti değil ki senin muhalefetin siyasi olsun da özürün olsun. Onun partisi yok ki. O hak ve hakikati söylüyor. Ya